Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Evet arkadaşlar, bugün şöyle akşamdan yükümü yükledim ben. Aslında şimdiye ben Samsun'a çoktan inmiş olmam lazımdı. Samsun'da 2-3 saatte uyumuş olmam lazımdı ama ben daha hala daha hendekteyim arkadaşlar. Niye hendekteyim? Şimdi normalde yükümü yükledim. Yola çıktım. Başımın ağrısından, kendimi iyi hissetmediğimden dolayı buraya kadar geldim. Burada da arkadaşlar ne yaptım? Dedim ne olur ne olmaz, başımızı sıkıntıya koymayalım. Kendi kendimize, kendimizi sağlama alalım. Biraz dedim yatalım. Hem de dedim birader arkadan geliyordu, onu da bekleyelim. Ama birader bizi bırakmış geçmiş gitmiş. Şu anda adamlar Düzce'de. Tursan tesislerinde, Kaynaş'ta. Biz buradayız. Aradım şimdi, sabah kalktım. Neredesiniz diye. Biz de Tursan'dık. İyi tamam, yapacak bir şey yok. Tursan'da, Tursan'dasın. Biz de şöyle kalkalım, yavaş yavaş gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar ben arabamı çalıştırdım. Havaları falan dolmuştur bunun. Ben şöyle aracıma doğru bir gideyim. Şöyle yolun kenarına, petrolün yanına arabayı çektim ben arkadaşlar. Sağlama. Evet, gördüğünüz gibi aracımızın havaları da doldu. Şimdi buradan 1.45 verip Samsun'a atarız kendimizi. Yani bir molayla Allah'ın izniyle Samsun'dayız. Neyse, şimdi yolumuza devam edelim. Şuraya takalım. Buraya takalım ama güneş karşıdan vurduğu için gene aynalama yapar. Beni görürsünüz gene. Ya Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuza devam. Şuraya bir çay suyu koyalım kendimize. Bir çay suyu patlatalım. Bunu da koyduk. Şimdi şurada bir yerde benim bir kettle'ım daha olacak küçük. Buna bir çay demleyeceğim. Bakayım olursa. Böyle bir deneme yapacağım. Buna bir çay demleyeceğim. Evet. Şöyle bunu alayım yanıma. Babam bana bir tane kettle almıştı arkadaşlar. Elektrikli. Şöyle hem bardak hem kettle gibi. Buna çay demleyeceğim şimdi. Bir çalkalayayım önce. Önce suyumuz bir kaynasın. Çayı demleyeyim, bundan sonra da onu. Hadi bakalım, yola devam arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim tekrardan. Kendimi iyi hissettim ya. Ölüydüm akşam ya. Bak şimdi. At diyecek, evet. Ay sağ ol, dayı sağ ol. Evet, şu anda Hendek'ten çıktık, yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Park Shop tesislerinden.
Çıktık, yolumuza devam ediyoruz. Camı bir açayım, içeride iki tane sinek var. Gece ben yatarken hiçbir şey yoktu. Lan güneş vurunca sinekler meydana çıktı ya. Adam beni bırakmış gitmiş de kahvaltı yapıyormuş. Bakalım görüşürüz arkadaşlar ilerleyen dakikalara doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Küçükmelen Köprüsü Düzce istikametine doğru devam ediyoruz. Yavaştan yavaştan 65-70 o hızla gidiyoruz arkadaşlar. Hiç acelemiz yok. Yarın sabaha kadar vaktimiz var. Yalandan yere hiç kendimizi bunaltmaya, arabayı bunaltmaya, mazotu yakmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde düzgün bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Görüldüğü gibi. Yalnız havada biraz sis bulutu var yani. Sis var yani. Ama buraya doğru hava serin arkadaşlar. Güneş yok. Normal. Ben aslında akşam kendimi bu Düzce'ye kadar atayım, Türsan tesislerine kadar atayım dedim ama sonra baktım tam bayağı da bir ağırlaştım. Hemen sağlam yine kendimi şeye attım, park şopa. Orada yattım. Burada hava serinmiş. Burada daha güzel yatılırmış aslında. Gerçi burada da serindi ama sabah saat 6'dan sonra güneş vurmaya başladıydı yani. Dayım arabayı bırakmış gitmiş oraya. Karayollarda gelip arkasından ne duba bırakmış, ne bir şey bırakmış. Güneş kendini göstermeye başladı yavaştan yavaştan. Evet, Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış değillermiş arkadaşlar eskiden. Ağustos'un yani yazın ortası Ağustos. Nakliyeciler de bu formülü uygulayırlar. Hemen 8. ayın 15'i, 9. ayı geldi mi fiyatları aşağı çekmeye başlayırlar. Çekmeye uğraşırlar.
Buradan sesleniyorum bütün kamyoncu, tırcı arkadaşlarımıza. Arkadaşlar, düşük maliyetlere şu anda fiyatlar tam istediğimiz rakamlar değil ama yine de az bir şey yükseldi. Mazot aşağı düşmedi, hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Fiyatları aşağı çekmeye başladılar. Buradan sesleniyorum. Kimse düşük fiyata gitmesin, rica ediyoruz yani. Arkadaşlar, kendi cebinizden alıp adamın cebine koyuyorsunuz kendi elinizle. Gitmeyin. Bak, dün ben gitmedim. Gitmedim, başka bir iş buldum, buna gidiyorum. Gerek yok yani. Gitmeyince yazacaklar bu fiyatları. Arkadaşımızın bir tanesi de yazmış, şoför iş alamaz, komisyoncunun komisyonunu verip buradan iş alacak diye. Arkadaşım, öyle her komisyoncunun eline düşersek biz, oho, mahvolduk gittik. Öyle her komisyoncunun eline düşersen mahvoldun gittin demektir. Komisyonculuk yapmıyor ki, neredeyse malın sahibi gibi. 4000 liralık işe 3000 lira yazar, 1000 lira oradan çarpar. Yani aklınca faturayı ona kesiyorsun çünkü, o da faturayı karşı tarafa kesiyor. Ondan sonra senden 100-200 lira da komisyon alır. Sen sabaha da 12 saat 15 saat gaz basarsın arabaya. Yük götüreceğim de bana 1 lira kalacak diye. Adam orada 2 dakikada masanın başında senden daha fazla para kazanır. O yüzden sadece komisyoncuların eline düşersen bu işler yürümez arkadaşlar. Kendi çabalarınla bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Adam sadece komisyonunu alsa tamam diyeceksin. Yani bu meslekte arkadaşlar herkes tırcının üstünden, kamyoncunun üstünden geçinmenin peşinde. Herkes. Herkes bir böyle hani affedersin yani kendimizi buna benzetmiş şekilde olup da günah münaha da girmeyelim. Kimseye de saygısızlık yapmayalım. Hani bazen dersin ya işte domuzdan bir gıl koparmak kârdır diye. Adamlar o hesap çalışıyorlar bizle ya. Adamlar bizden 5 kuruş daha fazla nasıl koparır bunun hesabını yapıyorlar. Sanki bu kamyoncu tırcı yani parayı şeyle kazanıyor ya. Çuvalla kazanıyor da koyuyor şeye. Adam bizi nereden solluyor ya. Sol tarafımız bomboş. Adam bizi sağ tarafımızdan gelip geçiyor ya. La ilahe illallah ya. La ilahe illallah ya. Sağ tarafımızda da yol olsa. Çay benim, çeşme benim, denardıma düşme benim. Evet, Tursan tesislerine geliyoruz arkadaşlar. Bakalım bizimkiler burada mı, gittiler mi gene? Kahvaltı yapıcıydılar burada. Kahvaltı. Bizim uşaklar. Adamlar geçerken beni bırakmış gitmişler, kaldırmamışlar. Aramıyor bile, gelmiş buraya durmuş, aramıyor bile beyefendi beni. Neyse bir bakalım neredeler. Şuraya bir gireyim bakalım. Bakayım neredeler bunlar. Bunları buralarda bırakmazlar bu saatte. Bunlar
büyük bir ihtimal hap taraflarda bir yerlerdeler. Adamlar şurada giriş vardı. Buraya anasını satayım kocaman çatı demiri koymuşlar orayı. Burayı da kapatmışlar. La bu kamyoncu tırcı nerede duracak kardeşim? Buralara sığmıyor bu adamlar. O kadar geniş yer var. Nerede duracak bu ya? Sizin sadece taksiyle şeyle mi işiniz ya? Bakayım bizim uçaklar nerede diyeceğim ama bizim uçaklar buradan da gitmişler herhalde. Evet, neyse arkadaşlar. Şöyle biladeri bulduk. Gördüğünüz gibi geldim. Gitmemişler. Şunlara bir bakayım. Neredeler, neydiler? Az sonra görüşürük. Evet, selamun aleyküm, selamun aleyküm. Neyse arkadaşlar, şu anda çıkışımızı yapıyoruz. Türsan tesislerinden arkadaşlar durdum. Benim birader Erdem Nişancı, ondan sonra Muammer burada yatmışlar. Bunları kovmuşlar sabahtan havayandan. Burada sabah saat 6 oldu mu kaldırıyorlar adamı. Şöyle çıktık gidiyoruz şu anda.
Evet, Kaynaştı'dayız arkadaşlar. Kaynaştı yolu üzerinden doğru devam ediyoruz. Şu anda uşaklar gidiyorlar ya. Benim gibi değiller onlar. Onlar hızlı şoför. Ben onların ayarında gidemiyorum. Benim yüküm bunların yükü gibi değil. Ben hafif takılıyorum. Kardeş. Yavaş takılıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Onlar gibi gidersem çok mazot yakarım hem de. Bolu 37. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, saygıyla, sevgiyle kalın. Hepinizi kucaklıyorum. Saygılar diliyorum. Görüşürüz.